Neyi paylaşacağız şimdi? Neyi söyleyeceğiz? Şimdi konuşuyoruz. Evet, veteriner hekim Cem Memur Bey'le tekrar bir aradayız. Koksiyodoz konusunu işleyeceğiz. İşte koksiyodoz da kümeslerde böyle çok karşılaşılmıyor gibi gözükse de güvercinlerin gene sık karşılaşılan hastalıklardan, işte kanlı ishal olarak da geçiyor herhalde. Cem Bey daha netleştirir konuyu. Biz arkadaşlarımıza şunu söyleriz. Ya işte yağmurlu havalarda çok güvercinlerinizi ıslatmayın ya da işte vücudu ıslak akşam üzeri banyo vermeyin, kümesinize sokmayın. İşte kuşlarınız koksuyordur olur falan deriz ama arkadaşlar da şöyle bir şey var. Ya benim güvercinlerim yıllardır yağmurda yıkanıyor, hiçbir şey olmuyor. Ya da işte koksuyodoz nedir? Neden kaynaklanır? Tedavisi nedir? Belirtileri nedir Cem Bey? Tekrar merhaba. Şimdi arkadaşlar aslında yine Türkiye'deki güvercin kümesinde koksidiyoz dedikleri vakaların yaklaşık yarısına yakını, yani %50'sine yakını koksidiyoz olmayan vakalar, farklı hastalıklar. Yani bizim gittiğimiz kümeslerde bize söylenen işte koksidiyoz var, bir tedavi bakabilir misiniz, kümeslerimize gelebilir misiniz diye. Gittiğimizde gördüğümüz vakaların yarısına yakın koksidiyoz olmayan vakalar. Yani bunu hem otopside, nekropsi deriz, hem nekropside, hem de klinik belirti olarak gözlemleriz. Şimdi arkadaşlar, koksidiyoz dediğimiz şey aslında ne biliyor musunuz? Hani keneyi bilirsiniz. Herkes koyunların üzerinde, köpeklerin üstünde, kulağında, hani böyle yine mercimek tanesinden büyük olan keneleri bilir. Bunların ön kancaları vardır. Yani oraya tutunur, orayla deriyi tutar ve deriyi delerler. Koksidiyoz dediğimiz olayda bu kenenin ufaltılmış şeklidir. Yani mikroskobik yapıdaki şeklidir. Onun için bir protozoan olarak geçer. Herhangi bir bakteriyle, virüsle, şununla bununla hiçbir alakası olmayan bir şeydir. Ve bunlar bağırsakların ince ve kalın bağırsaklara yerleşirler, iç kısımlarına ve ön kancalarıyla birlikte o bağırsaklara tutunurlar. Ne zaman ki, çünkü besinlerini bu bağırsakları parçalayarak alırlar ve bağırsakların içerisindeki ince kılcal damarlar kanamaya başladığı zaman, yani bunlar aç kaldığında hadi yemek yiyelim dediği anda, bağırsaklarını hafif hafif yedikleri için, bu ön kancalarıyla parçaladıkları için kan meydana gelir, kılcal damarlar kanar ve dışkılarında kanlı ishal dediğimiz, hani burada ishal de şekillenir ki, çünkü bağırsak demi tamamen bozulmuştur, bozuk haldedir ve kanlı ishal meydana gelir. Ha, bu kanlı ishal tamamen kan olmayabilir. Yani bunun içerideki protozoan dediğimiz, yani bu koksidiyoz dediğimiz parazitin yoğunluğuyla ilgili bir şeydir. Çok düşük düzeydedir, bazen bunu görmeyebilirsin, hissetmeyebilirsiniz. Yoğunlukludur, evet, hani ara sıra hani bu beslenme anlarında kanlı ishale görürsünüz hayvanlarda. Evet, buna koksidiyoz derseniz. Koksidiyoz ana şeyi budur. Hani belirtisi kan. Ama bazen böyle hani pembeye çalan dışkılar şekillenir. Ve bazen çok sık olmamak kaydıyla hani bazen böyle kırmızı gözükür, sonrası dışkı normaldir. İşte bir iki gün sonra tekrar çok hafif pembe renkte veya kırmızı dışkı yapar. Mutlaka %90 baktığımız zaman koksidiyal bir enfeksiyon vardır deriz ve tedavisini yaparız. Şimdi bunların tedavisi nedir? Arkadaşlar, bunlarda kullandığımız 2-3 tane genel etken madde vardır. Yani benim en çok sevdiğim, hani her hekimin farklıdır yoğurt yiyişi dersiniz ama, koksidiyozdaki tedavide sultrazoril etken maddeli şeyler vardır. Antikoksidiyal ürünler vardır. Bunları 1 litre suya, diyelim ki %25'likse 3 cc koyarız. 2 gün veya 3 gün üst üste yaparız. Bu tedaviyi bir hafta sonra aynı şekilde tekrarlarız bir 3 gün daha. Baktık yoğunluk çok fazla. Diğer hafta, yani 3. hafta bir 3 gün daha kullanırız. Sultrazoril etken maddeyi seviyorum. Piyasada da zaten bunların şeyleri var, ilaçları var. Bir diğer etken madde de koksidiyoz tedavisinde
amprolyum dediğimiz, daha çok Amerika'nın kullandığı bir etken maddedir. Hani ülkemizde de vardır, bizler de kullanırız, ederiz. Ama ben çok fazla kullanmam amprolyumu. 6-7 gün üst üste yapılır. Diyelim ki 10 gün sonra, 15 gün sonra bir 6-7 gün daha tekrarlanabilir. Üçüncü tedavi metodu ise sülfanamid grubu antibiyotiklerdir. İşte sülfanamid grubunda onlarca ilaç vardır. İşte sulfadiazin, sulfaklorprazolin, trimetoprim, bunlarla birlikte olan ilaçlar vardır. Bunlarla ilgili yine 7 gün bir tedavi yaparız. Koksidioz tedavisini bitirmiş oluruz. Koksidioz çok fazla gördüğümüz bir vaka değildir, bir hastalık değildir. Ama en çok geçiş metotları yemlerdendir. Yani yemlerde sizin göremediğiniz, işte küflenmiş olabilir, o küfü göremeyebilirsiniz. Zaten gördüğünüzde iş işten geçmiştir. Yani yine yemlerde kullanılan bazı ilaçlar olabilir, yemlerdeki kurçuklar olabilir, kurtlar olabilir. Yani genelde %70-80 yemlerden geçer arkadaşlar koksidioz. Çünkü hani bu bir kenedir veya dışarıdan yediği bir şeyden, işte direkt yem olmayabilir de işte ne bileyim farklı bir şey verirler kuşlara. Diyelim yeşillik verirsin, şey yaparsın, onlarda hani konakçı şeylerin, kuşların diyelim ki şeyleridir veya kanatlıların bağırsak sistemidir. Oradan alabilirler. Hani geçiş bu süreçtedir. Tedavisi de zaten çok zor bir tedavi değildir. Ama kullandığımız en güzel etken madde, benim 22 yıllık hekimlik yaşantımda hani kullanıp da sonuç aldığımız tuprazoril etken maddedir koksidiozda. Koksidiozda hani anlattıklarınıza göre şey yapmak isterim. Hani muhakkak ishal görülür diyebilir miyiz? Yani yoğun, genelde yoğun, yani çok yoğun olmasa da ishal tabii ki bir semptomdur. İshal gözükür çünkü bağırsak sistemi tamamen bozulur bunlarda. Ve kanlı dışkıyı da her zaman kanlı dışkı görmeyebilirsiniz. Hani çok hafif düzeylerde, hafif pembemsi de olabilir bu. O içerideki bağırsak sistemindeki o kene yapısındaki varlıkların yoğunluğuyla ilgili bir şey. Çok teşekkür ederim. Bence koksiyodoz konusu da en azından arkadaşlarımız koksiyodozun ne olduğunu, neden kaynaklandığını öğrenmiş oldular. Ki tedavisinin en azından zor olmadığını öğrendiler. Şimdi aşılar konusuna geçeceğim. Aşılar da siz de biliyorsunuz eskiden güvercinci arkadaşlarımız aşı yapmıyordu. Ama şu son zamanlarda bütün hemen hemen kümeslerde aşı yaygınlaşmaya başladı. İsterseniz diğer bölümde aşıları işleyelim. Çok teşekkür ederim bu konuda. Geçmeden önce şunu da belirtmek isterim. Aşı konusunda. Türkiye'de beni baştan çıkaran, hani saçımı yoldurtan bir konudur aşı meselesi. Ona göre konuşalım. Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.